sevgili dostlar sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Öncelikle kanalımızın abonesi olduğunuz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki bizimlesiniz arkadaşlar. İyi ki bu kanaldasınız. Bunun için teşekkürlerimi sunarak başlayayım. Gündemim çok çok yoğun. Nereden başlasam bilmiyorum. Final serisinde Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Biliyorsunuz maç sonucunda Fenerbahçe, Beko, Anadolu, Efes, Galatasaray'ı 93-78 mağlup ettim. Skor dağılımında Wesley 18 sayı, Kuduric 18, Biberovic 17, Dekolo 16, Bukar 13, Şehmuz 4, Metecan 3, Henry Ahmet 2 ee, ve Fenerbahçe'de Jan Wesley 18 sayı, 3 rebound, şey 3, 8 rebound. 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok yaparak 26 verimlilik puanı elde edip bu sezon bu performansla final serisinde 2-0 gelmesine büyük rol oynadı. Maçın MVP'si oldu. Ki ilk maçında MVP'siydi. İnşallah 3. maçında olur. Ama ben korkuyorum Fenerbahçe'den. Yani 2-0'a getirip buradan seri vermesinden korkuyorum. İnşallah beklediğim olmaz. Yanılan ben olurum arkadaşlar. Korkuyorum birçoğunuzda da vardır. Ali Koç'un e, bir şeyi var. Duydunuz mu bilmiyorum. Ali Koç diyor ki Fenerbahçe Beko son dönemde istediğimiz başarıya ulaşamadı. Bunun sorumlusu benim. Birkaç hafta sonra basketbol takımımızda çok güzel gelişmeler olacak diyor. Hadi inşallah. Yani hadi inşallah bakalım. Çok güzel gelişmeler olsun. Hep birlikte izleyelim. Eliye o Kobo'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber. Yani güzel gelişmeler beklerken kötü haber aldık basketboldan. Biliyorsunuz Fenerbahçe Beko'nun gelecek sezon için kadrosuna katmak istediği Eliye Okobo'nun Fransız ekibi Monaco'ya transfer olacağı ne sürüldü diyor. Euroleague'de beklentilerin altında kaldı Fenerbahçe Beko ve bir yapılanmaya gidiyor aslında. Ama kötü izlenim uyandırmış oldu. Litvanyalı gazeteci Dunatas Urbonas'ın haberine göre Fenerbahçe Ligi'nde Okobo. Buna Akko'ya katılmak üzereymiş. Fenerbahçe dışında Barcelona, Maccabi, Tel Aviv gibi takımlarda ilgileniyor. 24 yaşındaki Okobo'yu. Prensip anlaşmasına vardı diyor. Asvel formasıyla maç başına 14.5 sayı 2.7 rebound 3.9 asist ortalaması tutturmuştu diyor arkadaşlar. Şimdi futbola dönelim. Fenerbahçe'den sürpriz teklif Andreas Pereira. Hatırladınız mı? Bakın bu haberi yine haberleştirmişler. Ben direkt yalanlıyorum. Ben direkt yalanlıyorum. Manchester United'dan orta savcısı Andreas Pereira'yı istedi diyor Fenerbahçe. ESPN'den Rob Davson'un haberine göre Fenerbahçe geçtiğimiz sezonu Flamengo'da kiralık geçiren 26 yaşındaki orta saha için teklifte bulundu. Ha bir dakika bu başka mı ya? Bu bizim yalanladığımızdan başka bir isim mi bu? 26 yaş diyor çünkü. Allah Allah. Bu başka pardon. Özürlerimi sunuyorum dur. Bu Flamengo'da kiralık. Satın alma opsiyonu var. Flamengo'nun 1 milyon euroya kiraladılar. Bu geri dönüyor. 23 maçta 1 gol 2 asist 1396 dakika. Ve bu arkadaşın mevkisi merkez orta saha. Şimdi Manchester United zamanında bu arkadaşı nereden almış? 150 bin euroya PSV U17'den almış. Valencia'ya zamanında 3 milyon euroya kiralamış. Ee, bir dönem Lazio'ya kiralanmış. Şimdi 1 milyon euroya buraya kiralamış. 4 milyon euro kazanmış. Evet haberin devamına bakalım. Son kararı Ten Hag verecek diyor. Paul Pogba, Lingard. Ha benim yalanladığım Lingard'tı pardon. Mata, Matic ayrıldıkları sonrası orta saha ihtimalleri azaldı. Sezon başı kampında Pereira'yı görmek istiyor demiş. Evet. Mantık olarak biz de dahil birçok takım sezon başı kampında teknik direktör değiştirenler görmek isteyecektir. Fakat Pereira transfere çok sıcak diyor. Özellikle Jorge Jesus'la birlikte oynamak istediği için yani nasıl bir etki bıraktığını anlayın. Bir yıllık kontrat yani bir yıllık sözleşmesi kaldığı için direkt bon servisten alınabilir. Kiralama yok. 8 milyon isteyebilecekler diyor ama bu düşürülebilir. Yani Granada, Valencia, Lazio, Flamengo yani bu arkadaşlar göre şu an için önümüze düşen çok fazla şey yok. Duyum yok. Ama olursa da arkadaşlar seve seve paylaşmaktan gurur duyarım. Ama hani Jorge Jesus onay veriyorsa isterse kilimcinin kör olduğunu getirsin. Benim için umurumda değil. Yani benim umurumda değil. Ne diyorsa kabulüm. Raşa'dan, işte Rusya'dan Zuba ve Fenerbahçe iddiası. Hani bazı aşklar vardır ya bitmek bilmez. Sürekli sürekli sürüncemede olan aşklar. Bu da onlardan biri herhalde. Şimdi Fenerbahçe'nin transfer gündeminde diyor Zubay için şöyle böyle falan filan diyor. Peki ben bir soru sormak istiyorum. Çok basit bir soru sormak istiyorum. Zuba'yı Rusya'da izleyen arkadaşlarımız var mı? Ben çünkü izleyen arkadaşlara sordurdum. Herkes şunu söylüyor. Ya hocam Serdar Dursun daha iyi inen ki diyorlar. Zuba'nın adı var diyorlar. Ben de diyorum ki bizim taraftar bak bizim Fenerbahçe maçında bir futbolcu iyi oynadı mı? Tamam. Dünyanın en iyi topçusu o. Ulan demezler Fenerbahçe'ye karşı herkes aslan kesiliyor. Herkes en kral topunu oynar eder diye. Ya biz bunu yıllarca görmedik mi arkadaşlar? Yani ölü futbolcular bile Fenerbahçe'ye karşı en diri topunu oynamadı mı? Mesela Galatasaray taraftarı şeyi şu Getson Fernandez mesela. Sezon boyunca yuhladılar ettiler sıradan topçu dediler. Fenerbahçe maçında işte şut not çekti bir şey yaptı. Oo dediler kral. Kral geri döndü. Aynı şeyi başka futbolcular için de söyleyeyim. Arkadaşlar her futbolcu Fenerbahçe maçında aslan kesilebilir. Bu doğanın kanunudur. Fenerbahçe çok iyi oynasa bile aslan kesilebilir. Bu doğanın kanunudur. O yüzden her aslan kesileni yani her aslan kesileni Lütfen Fenerbahçe'ye istemeyin. Ben Zubay'la ilgili şunu söyleyeyim. Hani haberin detayını da okuma ihtiyacı duymuyorum aslında ama yine de bir bakayım. Ben yine de Zubay'la ilgili şunu belirteyim. Herkese şahidim olsun. Benim bilgim dahilinde Süper Lig'de bir başka kulüp için geldi. İstanbul'a. Ay hocam İstanbul'a mı geldi? Neyse haberi hızlıca okuyalım. Zubay'la ilgili flash gelişme. Fenerbahçe'den kaç para istedi? Deneyimli golcüne gidi, çarpıcı iki yorum Rusya'dan geldi. Rus pasında yer alan habere göre Zuba Türkiye'de belki bir sene oynar demiş. Riya Novos diye açıklama yapmış. Spartak Moskova'nın eski futbolcu kavaşı Alevi. İlk üç içinde yer alan bir takımda olmak istiyorsa 33 yaşındaki bir golcü olarak çok hareket etmek çalışmak zorunda. Bazen Zuba 33 yaşında olduğunu unutuyor. Türkiye'nin sıcak futbol ikliminde kariyeri uzun sürer mi? Belki bir sezon oynar diyor. Fizik açıdan endişeliyim diyor. Olur mu? Olur mu süper? Sen bizim Twitter scout ekibinden daha mı iyi biliyorsun? Tevbiye <laughs> seyf. Alalı köpek. Teklif edilen rakamı kabul eder diyor. Bu da tamam. Fenerbahçe'den 2 milyon euro net maaş Arkadaşlar bu duyum %1 katrilyon doğru. Yani bu duyum doğru. Gerçekten doğru. <laughs> 2 milyon euro. Sonradan düştü gerçi de. 2 milyon euro ile ağzını açtı. Ve keş para. Match TV yorumcusu Dimitri Çin Yakin. Zuban'a Fenerbahçe ile görüştü. 2 milyon euro istediğini dile getirdi. Fenerbahçe bu rakamı kabul edemeyeceğini söyledi. Zuba İstanbul'da pazarlıkları da kendi yapıyor diyor. Ee, takımda Gustavo, Salahi, Valencia, Zayt, İrfan gibi tecrübeli futbolcular var. Bir de Serdar Dursun gibi golcüye sahipler. Suarez ya da Seferovic'i gerçekten istemiyorlarsa Zuba onlar için iyi bir seçenek diyor. Video skandalı. 4 kez Rusya şampiyonluğu kazandı. Süper Kupayı kazanan golcü isim. Geçen sezon Zenit ekibinde 39 maçta 13 gol 7 asist. 18 artı videosu internete sızdırıldı. Zuba'nın Rusya milli takım aday kadrosuna çıkarıldı ve bu olay çokça konuşuldu diyor. Yani biz ne videolar gördük. Ampla sigara içip de hayatını sonlandıran işte Topuk Yaylası'na Topuk Yaylası Cezaevi deyip de futbol hayatını bitiren genç yetenekler gördük maalesef. O yüzden bize normal artık. Ama haberde hala belirtmemiş de ben belirteyim. Zuba Türkiye'de e, neydi? Ne şehirdi ya? Nevşehir yok. Naşak şehir yok. Faşak şehir Öyle bir isim var. Öyle bir takımla görüşmeye geldi. Menajeri ulan hazır gelmişken ben bir tuşların tamamına basayım. Galatasaray. Forvet var ister misin? Beştaş forvet var ister misin? Fenerbahçe forvet var ister misin? 1.5'e kadar düştü. Hani ben getireyim 1.5 yıllık ücret oynasın diye ama biz şu anda çok ama çok sıcak bakmıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani Sonradan da sizinle de tartışmayalım. Biz şu an çok sıcak. Bakmıyoruz. Habarınız olsun. Tamam. mı? Bunu da söyledik. Sıradaki haber. Mehmet Aurelio Fenerbahçe'ye geri dönüyor demiş. E döndü ki zaten. Sizin haberiniz yoksa ben ne yapabilirim? Ya yani Mehmet Aurelio'dan gerçekten haberiniz yok mu? Canlı sağ olsun. 2020-2021 sezonunda antrenörlük görevinden ayrıldı, Fenerbahçe'ye geri dönüyor diyor e, ee, Aurelio'yu yöreve getirip Jesus ile yönetim arasında köprü olması isteniyor. Aurelio cephesi kabul etti. Falan filan haberine göre 13 Haziran'da Fenerbahçe'de görevine başladık. Arkadaşlar tam köprü demeyelim de menajer diyebiliriz. Yani Fenerbahçe'de bunu çok yapan oldu. Menajer diyelim. Yüzde yüzü bu. Yani menajer. Fenerbahçe'nin yeni menajeri diyebiliriz. Yüzde yüz doğrusu bu. Fenerbahçe'de Nihansu ile yollar ayrıldı. Biliyorsunuz kadın futbol takımının teknik direktörü Nihan Suyla yollar ayrıldı açıklamış. Bana da birçok kişi bunu sordular. Arkadaşlar yeni kurulan bir takım denendi yani şampiyon olabilirdik gerçekten şampiyon olabilirdik ama taktiksel sıkıntılar bizi buna itti. Orada Başakşehir demişken Başakşehirde Lukas Bilgili ile de bir artı bir anlaşmaya varmış. Biz hani Tolga Ciyerci'nin Fesettiler. Bir sıkıntı var diyoruz ama demek ki sıkıntı çok yok. İgliye ile de anlaşmaya vardı Başakşehir. Ee, Nihansu içinde dediğim gibi taktiksel olarak yeterli bulunmadı. Yerine başkası bekleniliyor. Şimdi dediğim gibi Zuba konusunda tekrar tekrar söylüyorum. Şu an için bizim listemizde yok. Onu belirteyim. Ahmet Ercanlar bazı duyumlar vermiş. Şimdi üye arkadaşlar yani ben kanala üye olurken birçok arkadaşımıza diyorum ki ya %100 ben her duyuma kefil değilim, her duyumum çıkmaz. Ama duyumlarımın çoğu çıkar diye. Şimdi Ahmet Ercan'ların verdiği duyumları öne sürerek üye arkadaşları yorumlara davet ediyorum. Arkadaşlar üye olmalı mı olmamalı mı tavsiye eder misiniz? 1. Valencia'nın ayrılması bekleniyormuş ancak Jesus özellikle Rossi ve Valencia'nın kalmasını istiyor duyum 1 2 Bir zamanlar Galatasaray forması giyen Buruma Jorge Jesus'un listesindeymiş. Bir kadar listesinde olsun. Bu arkadaşı beklemeyin çok. Gelecek diye bir şey yok. Geniş listede olan isimlerden biri ancak Fenerbahçe resmi olarak kulübüne fiyat sor demiş. Ben tekrar diyorum bu arkadaşı beklemeyin gelmeyecek. Arda Güler'de serbest kalma maddesi var. O da serbest kalma maddesi olan oyunculardan biri. O yüzden bu oyunculara teklif gelmez. Bedeli ödenir. Alınabiliyorsa alınır demiş. 30 milyon euro getiren alır. Şu çok komiğime geldi. Jesus'un verdiği listede forvet yoktu. Sonrasında yönetim forvet durumunu iletince listeye bir forvet eklendi. Kanatlarda golcü oyuncu istiyor demiş. Bu doğru değil. İki forvet birden istiyor hem de. Ve son olarak hem üyeler hem aboneler. Bakın size şimdi bir duyum geliyor. Hayatınızda hiç bu duyumu duydunuz mu bilmiyorum ama. Herhalde bu duyumu duyduktan sonra birçok kişi üye olur. İyi dinleyin. Başkanın dediği 4-5 transfer yapacağı sözünün 7'ye kadar çıkacağını düşünüyorum demiş. Ahmet Ercanlar 7'ye kadar çıkacağını düşünüyormuş bu duyumun. Bak yemin ederim ben bunu bir yerden hatırlıyorum. Ama nereden hatırlıyorum bulmam lazım. Neydi ya kızlara koca mıydı? Adamın adı böyle bir adı vardı. Nasrettin Hoca mıydı? Bulacağım. Neyse bulamadım. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama ben bu duyumu bir yerden hatırladım arkadaşlar. Şimdi <laughs> ee, sosyal medyada çok az paylaşılan bir duyum daha var. Everton Suarez. Benfica 20 milyon euroya 2020 yılında almıştı bu futbolcuyu. Bu sezonda 46 maçta 7 gol, 7 asist, 2794 dakika. Yani 32 33 maç gibi bir şey oynamış. 14 gollük katkısı var. Şimdi Everton Everton Suarez ismine ee, bir sıcağız almaya çalışıyoruz. Ama bir şeyi size açık açık söyleyeceğim. Artık şifresiz söylemek zorundayım. Artık anlarsınız. Şifresiz söyleyeyim de artık herhalde anlarsınız değil mi? Anlamazsanız artık ben ne diyeyim ya? Arkadaşlar bazen bakın bazen bazı futbolcuları almaya hiç niyetiniz yoktur. Hiç niyetiniz yoktur. Yani kesinlikle almayacaksınızdır. Ama almak istediğiniz başka oyuncu duysun bunu ve okulup duysun diye çeşitli işler çevirebilirsiniz. Yani misal Everton ismine belki de hiç ama hiç alma fikrin yok. Fakat almak istemiş olduğun diğer kanadı ortaya sürüp bak vermiyorsanız biz de onu alıyoruz. Demek için olabilir. Yani Türkçesi şu Everton ismini çok beklemeyin. Belki de o bir sistemdir. Ha getirebilsek müthiş bir iş yapmış oluruz. Hani Nani'den sonra Türkiye'nin belki de en iyi kanat, açık ara en iyi kanat oyuncusuna getirmiş oluruz. Ama yani hocam Bruno Henrique mi bu mu? Ya Bruno Henrique bunun yanında şey kalır, çırak kalır. Bir de bizim tarafta şey yapmış. Hocam Henrique'nin hızı var ya of süper. Arkadaşım hızı olabilir ama sen önemli olan hızı değil ki. Mesela o sahilde hız var. Türkiye'nin en hızlı belki de futbolcusu. Ama o son pasa vermeye gelince iş Tırtinho. Lincoln Ernike. Siz bu videoyu izlemeye kap geldi mi acaba? Onu da merak ediyorum. Eğer kap geldiyse selam gönderin. Hocam bak ben bu videoyu... Çünkü ben bu videoyu gece geç saatlerde çekiyorum arkadaşlar. Şu anda saat 01.42. 10 Haziran. Cesus'la birlikte ekibi bugün İstanbul'a gelecek. Beklentimiz o yönde. Hani bugün Cuma, enseyi kapa. Bugün gelecek. Avrilya'yı da bekliyoruz. <laughs> bugün ya da yarın. Pazartesi günde hepsi iş başı yapacaklar. Ama Cesus Türkiye'ye gelip belki de bazı transferlerle yüz yüze görüşecek. Onu da konuşalım. Ve son olarak Yağız Sabuncuoğlu e Allah yer Seyyat Maneş dosyasını açmış. Demiş ki Allah yer Seyyat Maneş'ten Fenerbahçe 4 milyon euro para kazanacak. Konuslarla birlikte 5 milyon euroya yakın para kazanacak ve sonraki satıştan pay demiş. E biz ne dedik? 4.5 5.5 arası bir fiyat artı sonraki satıştan pay diye. Ha %50 değil ama. Sonraki satıştan %50 değil o pay. Onu belirteyim yani onu bilin. Ama Allah yar seyyat için inşallah yolun sonu Fenerbahçe yolun sonu iyi de bir transfer olur. Arkadaşlar bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Yani diğer kısımlarla ilgili de birçok şey var. E, gündemde olan birçok şey var. Ama şu bir gerçek Fenerbahçe'nin şansının da yaver gitmesi lazım. Yani bu kadar transfer hengamesinde bu kadar ee, masraf harcanan bir kadroda Allah şansımızı bahtımızı açık etsin. Düşünsene ya. Yani George Jesus'la şampiyonluğa koşuyorsun. Misal veriyorum. Bugün işte kim hani Arda Güler bir yere gitmedi diyelim. Düşünsene Arda Güler asist kralı olarak ligi bitiriyor. İşte Everton Suarez sezonu işte bilmem 20 asiste bitiriyor. Ya da Bruno Henrique'yi alıyorsun. 20 asiste bitiriyor. Kim istemez? Hepimiz isteriz. İşte Lincoln mesela. Lincoln yani ki e. fakir taliskası. <laughs> Gerçekten fakir taliskası. Ya yani fakir taliskası derken arkadaşlar böyle şey yani taliskayı alamadı da karşılığında bunu al değil. Hayır. Taliska olabilir düzeyde. Ucuz, uygun maliyette futbolcu. Allah Fenerbahçe'mizin yardımcısı olsun. Yıllardır bize bayağı eziyet çektiriyorlar. İnşallah bu sezonda sefa süreriz. Kanalımıza abone olursanız Aramıza katılırsınız, ailemize katılırsınız. Bizi mutlu edersiniz. Videoyu beğenirseniz de beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.